Sayın Karakuş siz nasıl değerlendiriyorsunuz S-400'de e, Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir adım atar? Türkiye'nin e, planları ne olabilir ya da ne yapmalı e, her iki ülke açısından da? Şimdi ben e, S-400'den ziyade birkaç konu var onları önce bir Lütfen. değerlendireyim diye düşünüyorum. E, şimdi bir defa e, NATO'nun konumu itibariyle e, Çin'le irtibatı yok. Yani Çinle irtibatı olmadığı için tehlikeyi devamlı Rusya'dan görüyor. Şu gün için öyle görelim olayı. Ee, yani Avrupa devletleri için konuşuyorum bunu. Amerika için e, bir yerde Çin daha çok tehlike. Japonya için, Güney Kore için, Avustralya için, o bölge için. Şimdi bakın, e, bu 11 Eylül 2001'den önce Oğul Bush Amerika Birleşik Devletleri İngiltere, Avustralya, Singapur, Güney Kore, Japonya ile birlikte, İngiltere ile birlikte efendim yeni bir NATO kuracaklardı. O bölgede. Bu bu devletlerle kurulacaktı. NATO 2 diyelim ona. NATO 2 olacaktı. Fakat bir yerde malumunuz 11 Eylül olayı olunca bu ikiz Kuleler olayı olunca bu konu devre dışı kaldı. Ee, tekrar Amerika Birleşik Devletleri e, nereye geldi? Tekrar Orta Doğu'ya işte Afganistan'a falan geldi. Yani e, şu anki konumu itibariyle zaten e, NATO'nun devletleri yeri itibariyle, coğrafi itibariyle e, doğrudan Çin'le bir tehdit kendilerine görmedikleri için oraya sevk edilmeyeceğini Amerika biliyor zaten. Bildiği için de bir yerde daha değişik tavırlarla, şekillerle Çin'e karşı işlemi götürmeye kalkıyor. Şimdi tabii ki Türkiye NATO'dan çıktığı zaman elbette ki NATO belki efendim, bayağı bir kötü duruma girer. Onda hiç şüphe yok da tabii ki Türkiye'de bu sefer ne olur? Tamamen karşısına Haçlı Seferini almış olur. Bir defa onu öyle görmek lazım. Şimdi tabii ki bakın burada ben daha önce önemli bir şey söyledim o benim için çok önemli. Şimdi Türkiye'nin NATO olarak NATO olarak Türkiye'nin Libya'da oluşunu kabullendikleri için efendim savunma bakanımız bizim İngiliz savunma bakanıyla efendim İtalyan savunma bakanıyla Sicilya'da görüşebiliyor, görüşüyor. Daha sonra da Amerikan Savunma Bakanı ile görüşüyor. Yani şu anda Türkiye'nin Libya'da oluşunu kabul etti NATO ülkeleri. Onun üzerine bir işlem yapılacak. Bu çok önemli. Türkiye'ye ne diyorlardı? Efendim siz de biliyorsunuz Birleşmiş Milletler hariç Birleşmiş Milletler e, söyleyemiyordu Guterres Türkler de çekilsin oradan diye. Çünkü efendim Birleşmiş Milletler'in Tanıdığı bir devlet, benim Türkiye'nin gelmesini istemiş, Türk askerinin bulunmasını istemiş. Birleşmiş Milletler zaten bu işlemi yapmak konumunda, kendi kendini teksip etmesi söz konusu olur. E, Guterres bir şey söylemiyordu Türkiye için. Ama Amerika Birleşik Devletleri ne diyordu? Yabancı güçler Libya'dan çekilsin. Şimdi ne diyor? Bakın onu çok iyi değerlendirmek lazım. Şu anda NATO ülkeleri Türkiye'nin Libya'da oluşunu kabul etti. Türkiye'nin elde ettiği avantajdan faydalanmak istiyorlar. Bu çok önemli. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Tabii ki 91 yılına gelindiğinde malumunuz kitlesel imha silahları var zannediliyordu Irak'ta. O nedenle 91 yılında neredeyse Avrupa yani NATO ülkeleri özellikle ee, bir yerde hava gücünün neredeyse tamamını Türkiye'ye getirdiler. Yani siz de şimdi yani bir Nato'yu değerlendirirken bazı şeyleri de iyi değerlendirmek lazım. İşte o zaman e, Hollanda patriotları da geldi o bölgeye, yani Diyarbakır Batman falan gibi o hava gücünün olduğu yerlere, yani neredeyse uçağı koyacak yerimiz yoktu. Uçakları koyacak yerimiz yoktu. Onu e, bir yerde iyi değerlendirmek lazım. Yani NATO'nun e, hiç aynı, e, yararı olmadığı şeklinde bir şey söylemek e, zaman zaman zor. Onu da söylemek istiyorum. Diğer bir konuya söylemek istiyorum. Diğer konu da Bosna Ersek. Yani Türkiye NATO'da olmasaydı e, Bosna Ersek'te 9 sene uçup ve 100 bin saat uçup 200 bin Boşna hersekli kardeşlerimizi kurtarması mümkün müydü? Yani şimdi bunları hiç kimse görmüyor bugün. Hiç kimse bunu bir tartıya koymuyor. Evet. 93 yılında benim filom gitti oraya. Ondan sonra bütün baskıl altına alınıp da Sırp hedefleri Sırp hedefleri yok edildikten sonra kara birlikleri gidebildi. Herkes zannediyor ki efendim Zenikaya'da hemen gelin dediklerinde gelebildiler. Gelebilirler mi? Önce bir hava kuvvetleri tamamen saf dışı bırakacak karşı kuvveti öyle oldu zaten. Sırp kuvvetlerini tamamen saf dışı ettikten sonra efendim, kara birlikleri oraya gidebildi ve söylediğim gibi 200 bin boşnak kardeşimizi kurtardık. Kaç tane de yaralı olurdu? 500 binde belki yaralı olurdu. Yani bunları çok iyi yani değerlendirmek lazım. NATO'da olduğunuz müddetçe siz daha akıllıca davranacaksınız. NATO'dakilerden daha akıllıca. Ben tüm e, Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı olarak ihtiyatlar Birliği toplantısına ben katılıyorum. Türkiye adına. Yani bu orada dönen her türlü hususu görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm generali vardı. Efendim biz Rus uçağını düşürdüğümüzde o neydi yaptınız falan filan diye söyledi bana. Ben de dedim ki yapılan işlem evet e, Türkiye'nin kendisini koruma hareketidir. Ama e, biz e, kalkıp da Rus uçağı düşürmek istemeyiz dedim. Yani e, bir yerde onu söylemek istiyorum. Siz orada güçlü bulunacaksınız. NATO'da da güçlü bulunacaksınız. Şimdi gelelim e, Türkiye'nin genel tutumuna. E, bir yerde e, 1900... 45 İkinci Dünya Savaşı bittiğinde malumunuz Stalin bir yerde benim Kars'dan ağrıyı istedi falan. Onun sonucunda Türkiye daha çok işte NATO'ya girme teşebbüsleri başladı. Ama burada bir yerde dendi ki efendim Amerika Stalin'e karşı bir tutum içerisinde olamadı. Hayır öyle değil efendim tamamen daha değişikti. Nasıl bir olaydı? İnönü savaşa girmediği için İnönü'nün cezalandırılması gerekiyordu. Yani İnönü Türkiye'yi savaşa sokmadığı için. Aynen öyle dediler. İnönü sen sokmadığın için savaşa Türkiye'yi. 2 yıl daha savaş uzadı. Ondan sonra 10 on milyon kişi fazladan öldü dediler ve İnönü cezalandırma planı başladı. Şimdi diğer bir konuda bence çok önemli benim e, tabii ki e, bir yerde e, Türkiye'nin tutumu bazı konularda eski yeni Türkiye hiç fark etmez. Bakın mesela Kıbrıs konusunda asla ve asla Türkiye ne Amerika'yı dinledi ne Avrupa'yı dinledi. Bunun yanı sıra benim terörle mücadelede ne Avrupa'yı dinledi 84'ten beri ne de bir başkasını dinledi. Dinlemez. Türkiye efendim eski Türkiye, yeni Türkiye meselesi değildir. Türkiye kendisine bir amaç edindiyse mutlaka kim varsa olsun karşısında yapar. Ben bunların içinde yaşadım. 1963'te Kıbrıs olayları vardı. 64'te 60 uçakla efendim Kıbrıs'a efendim harekat icra edildi. Malumunuz Cengiz Töpel e, şehit düştü. Arkasından 67'de yine efendim Yunanistan'la savaşmak üzereydik biz. Yunanistan'la savaşmak üzereydik. Neden Yunanistan'la savaşacaktık? Çıkarma gemilerimiz yeterli değildi. O nedenle yeterli olmadığı için eğer herhangi bir şekilde e, Kıbrıslı Türklerimize daha fazla bir zarar verirse seninle, seninle savaşacağız dedik. O zaman Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ülkeleri girdi de efendim Kıbrıs'taki Yunanlıların, Rumların Harekatını durdurdu. 74 yılını zaten biliyorsunuz. Kimseyi dinledik mi? Dinlemedik. Burada Gelelim gereken nedir Sayın Karakuş? Türkiye'nin yapması gereken nedir burada? Nerede? Türkiye gerekeni yapar ifadesini kullandınız. ha Bakın şimdi onu söylemek istiyorum. Burada da söyledim. S-400 ile ilgili bir sorun yok dedim. Yani bakın ben size hemen o zaman bir de Afganistan'la bağlayacağım. Ben S-400 ile ilgili konuyu söyledim. S400 mobil bir sistem. Efendim <laughs> yerini hazırlarsınız. E, bir tek yerine çıkıncaya kadar zaman kaybedersiniz. O kadar istihbaratınız var. Herhangi bir tehdit varsa, başka bir ülkeden bir tehdit varsa, nereye kurulması gerekiyorsa kısa zamanda oraya gönderirsiniz. Bitti. Onu söyledim zaten. Şimdi bakın. Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri çekiliyor diye konuşup duruyor insanlar. Ya bakın Amerika'dan Amerika çekilmiyor. Amerika Bagram'dan çekilmiyor. Bagram ne? E benim Kabil'in 30-40 kilometre neyse 50 kilometre kuzeyindeki Amerikan hava alanı. Amerikalıların hava alanı. Amerikalıların o hava alanını e işte emekli askerler falan işletmeye devam edecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Amerika istediği takdirde efendim dört tane piloyu hemen anında oraya geçiriverecek. Bir yerde <laughs> konuşlarını verecek. Yani Afganistan'dan nasıl terk etti? Bakın bunları herkes kendisine göre bir düşünme. Kara askeri çekilmesi başka. Bosna Ersek'te söyledim. Önce hava kuvvetleri gitti. Tamamen Sırp e, efendim, kuvvetlerini yumuşattı. Sonra yumuşadığı için e, Sırplar oturdular, anlaşmaya başladılar. Anlaşma üzerine kara birlikleri gidebildi. E, burada da e, Bagram'ı elinde tutuyor. <laughs> Ondan sonra Amerika kara askerini çekse bir şey ifade etmiyor onun için. Anlaşmasını yaptı çünkü hem Taliban'la hem de merkezi hükümetle Afganistan'ı adeta lityum-iyon yönünden soyacak. 10 trilyonluk, 10 trilyon dolarlık lityum-iyon var. Yani bütün bu elektrikli araçların efendim, ham maddesi neredeyse yarıya yakına... Afganistan topraklarında Amerika Birleşik Devletleri bunu yaptı. Biraz evvel kıymetli arkadaşım söyledi. 2 trilyon üzerinde bir harcaması oldu. Bakın 10 trilyonluk mala kondu Amerika. 10 trilyonluk mala konduğu gibi bir de Bagram üstünde her an konuşlanma imkanı elinde tutulduğu için o bölgenin tamamına hakim. Yani de, konuları böyle değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.